Düğünlerin olmazsa olmazı nikah şekeri ve davetiyelerde son moda. Nikah şekeri ve davetiyelerinizi seçerken dikkat etmeniz gereken hayati adımlar neler? Az sonra tüm Türkiye'yi güldüren adam Şahan Gökbakar'dan işte modaya özel çarpıcı açıklamalar. Recep İvedik mi Osman pazarlama mı? Şahan Gökbakar son tiplemesi Osman şaşması işte modaya anlattı. Az sonra. Dün detayları denilince akla ilk gelen davetiyeler, nikah şekerleri ve fotoğraflardır. Eğer siz de düğün hazırlıklarındaysanız harika fikirlerimiz var. Merhabalar Bahri Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk efendim. Sizlerle hemen seyircilerimize düğün davetiyeleri, nikah şekerleri ve evet, günün anlam ve önemini belirten fotoğraflarımız için konuşacağız. Önce neyden başlıyoruz? Biz evlenmeye karar verdik diyelim. Geldik ve size dedik ki nikah şekeri, davetiye ve fotoğraf. Siz nereden başlıyorsunuz? Evlenmeye karar verdiniz. İlk adımımız nedir? Düğün tarihinizi aldınız. Öncelikle düğün tarihiyle alakalı hemen uzaktaki davetlilerimize düğünün gününüzü bildirmek için ve cesinizi yapmak için önce bir davetiye seçiyoruz. Burada gördüğümüz hazır davetiyelerden veya kataloglardan veya aklımızda olan veya çizdiğimiz ya da bir projelendirip kendimizin yapabileceğimiz davetiye karar veriyoruz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Davetlilerimize sunumumuzu yapıyoruz. İlk öncelikle davetiye. Davetiye karar verirken neye dikkat etmek gerekiyor? Çok güzel bir soru sordunuz. Bunu çoğu müşterimiz bilmiyor. Mesela aklında bir davetiye var ama geldiği konsepti yanlış. Mesela bir kır düğününün farklı bir konsepti var. Otel düğününün farklı bir konsepti var. Nikah yapacaksın farklı bir konsepti var. Bunun için elimizde çok geçerli ve çok sayıda davetiyemiz var. Bunu tabii ki sınıflandıramıyoruz ama sadece öneride bulunuyoruz. İnsanları zevkine bırakıyoruz. Sırada nikah şekerleri mi var? Nikah şekeri tabii ki. Davetiye sayısına göre nikah şekerleri belirliyor. Bu da çok önemli. Düğünün mevkisine göre nikah şekerleri. Mesela bir tekne düğünü, bir kır düğünü, bir balon salonu. Dediğim gibi davetiye için bir nikah salonuysa bunun için de dahi nikah şekerleri ayrılabiliyor. Yani balon salonunda yapılan bu davetiyenin yanındaki nikah şekeri çok önemli. Bir kır düğününde yapılıyorsa ona göre bir konsept seçmesi gerekiyor. Veya bir tekne düğünü yapıyorsa ona göre bir konsept seçmesi gerekiyor. Ve bunun için de gereken seçimlerimiz var elimizde. Biz bunun için müşteri bilinçsiz olsa da biz bunu yönlendirebiliyoruz. Şimdi en önemlisi dedik ya, günün anlam önemini belirten, asla unutulmayan, anımızı ömür boyu saklayan fotoğraflar. Çok önemli bir konuya değindiniz tekrar. Biz bu yüzden buradayız. Biz şunu her zaman gelin damadımıza söylüyoruz. Bugün bir düğün, bugün bir nikah, arzu ettiğiniz her şey. Kesinlikle hepsi çok önemli ama bunların düğün tarihinin ertesi gününe kalan her şey o gece bitiyor. Elimizde tek kalan, anı olan, hatıra olan düğün albümüdür. Bu 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hatta çocuklarımız, torunlarımız ileride dede olacağız, babaanne olacağız, nene olacağız. Bunlar için geçerli olabilen ve kalıcı olan tek şey fotoğraf ve videodur. Siz videoda hazırlıyorsunuz. Kesinlikle, değil mi? Evet, evet. Fotoğraflarda insanlar neye dikkat etmeli? Yani doğru yerde olduğunu nasıl anlayacaklar? Doğru bir fotoğrafçı da olduğunu. Öncelikle şuna önem gösterelim. Gelin damadın isteğine göre. Mesela düğün akşam balo salonumuzda düğünümüz var. Bunun için bir ön çalışma yapıp düğün albümü hazırlamamız lazım. Biz bunu bir hafta önce, yani aylar öncesinden randevu alıp çekimlerimizde bir hafta veya 10 gün öncesinden başlıyoruz. Bunun için işte dış çekim albümlerimizi yapıyoruz. Bu düğün öncesinden İşte kırlarda, parklarda, denizlerde, sahillerde, kumsallarda arzu ettiğimiz yerlerde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düğün öncesi prova gibi. Kesinlikle. Öyle mi? Evet, tabii ki. Yani bu fotoğrafta bir, da var. Bir kuaför için de geçerli. Yani kuaför günü mesela saçın yapılacak ama bunun bir provası vardır. Bir hafta öncesinden. Ya ben öyle sanmıyordum. Ben diyordum ki fotoğrafçı çağırıyoruz, evleniyoruz, çekiyorlar, bitiyor. Yanlış. Değilmiş. Değil. Kesinlikle. Ne diyoruz? Evleniyor muyuz? Böyle evleniyoruz hemen yarın gidelim fotoğraf için fotoğrafçıyı arayalım. Nikah şekeri 2 dakikada yapalım. Davetiyemizi dağıtalım. Düğün salonu tutalım. Bitti değilmiş. Önce hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kesinlikle. Davetiye, nikah şekeri, sonra fotoğraflarımız ve hatta fotoğraflar düğün öncesi çekilecek. Çekimlerimizi de önceden yapıyoruz. Evet.
Şu oluyor mu Bahri Bey, çok merak ettim şimdi. Düğün bitti, geldiler, resimlerini, videolarını alacaklar. O an izlemek istedik ya da bakmak istedik. Baktık, dedik, aa ben böyle yapmış mıyım diyorlar mı? Çok. Yani o heyecanla o şeyi hatırlamıyorlar da. Siz o anları bile resimleyip videoya aldığınız işte için. Önemli olan detay bu zaten. Az önce de bahsettiğim olay buydu. O gece düğün mekanındaki, istersen İstanbul'un en güzel esmantı, en güzel düğün, kır düğünü, en güzel teknesi olabilir. Ama her şey o gece bitiyor. Benim bahsetmek istediğim aslında bütün fotoğraf, video derken buydu. Yani bunu işte 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra dedim ya. Ertesi gün, 10 gün sonra, 15 gün sonra gelin damadımız balayından dönüyor. Bizim fotoğraf seçimine veya videosunu almak için. Aa ben bu karede bunu mu yaptım, bunu mu yaptım? Böyle kahkahalarla falan böyle fotoğraflar seçiyoruz. Sonradan hangi fotoğrafını seçeceğini, albüme ne koyacağını şaşırıp binlerce fotoğrafın içerisinden çok zorlanıp hatta 2-3 albüm bile yaptıran gelin damatlarımız çok var. O kadar güzel fotoğraflar olunca tabii albüm köşemizde kesinlikle. Anımız, hayatımızda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki ben size geldim. Dedim ki boydan boya fotoğrafımı koyun dedim. Duvarda olmasını istiyorum. Yapıyor tabii, musunuz? Tabii ki. O kadar büyük olur mu? Sadece metre. Eviniz, odanız bir daire apartmanı olabilir. Villa olabilir, köşk olabilir, yalı olabilir. Bizim için bir yatak odanız, bir duvarınız, bir köşeniz, bize sadece bir metrekare veriyorsunuz. Biz onu komple fotoğraflarla evinizi süsleyebiliyoruz. Bravo. Evet. Nedir boyutları fotoğrafların? En küçüğü vesikalık biliyoruz. En büyüğü bizde, tutmayacaksınız diyebilir miyiz? Bizde şu var. Bizde bazı arkadaşlarımızda bir saat sınırı var. Bizde ne çekimde, ne düğünde. Çünkü bunlar sizin için çok önemli. Yani damatlar için söylüyorum daha doğrusu sizin için derken. Bizde saat sınırı yok. Kare sınırı yok, fotoğraf sınırı yok. O, bu sizin için çok önemli ve özel ve önemli bir gününüz. Bunun tekrarı olmayan, tekrarı yaşamayan bir iş yapıyoruz biz. Bu yüzden bizde metre sınırı yok. Zaten Full HD kameralarla, artık RAW'larla, JPEG'lerle arzu ettiğiniz her karede çekimlerinizi tamamlayıp, arzu ettiğiniz her boyutta yapabiliriz. Arzu ettiğiniz her küçük boyutta istediğiniz çerçeveye fotoğrafınızı gerçekleştirebiliyoruz. Bir de güzel yanı şu sanıyorum. Evet. Geldim, özel bir günümü fotoğrafladınız. Bu arada ben de Bahri Bey'e fotoğraflarımı çektirmiştim. Bazı dergilere çekmişti. Çok da güzel resimler olmuştu. Herkes çok beğenmişti. Ben onu söylemeden geçemeyeceğim. Sağ olun. Geldik, çektik. Sonrasında daha özel bir günümüz geldi. Düğünler. Her şeyimizi aldık. Onları da hazırladınız. Evet. Sonra çocuklarımız oldu, büyüdü, size geldi. Bütün aileyi tanıdınız gibi bir şey. Fotoğraflarla ve videolarla. Bununla alakalı bir mazden geçmiş olan bir anımı söyleyeyim. Daha önce de nişanlımı çekim yapmışım. Nişanlı geçmiş, düğünlü çekim yapmışım. Çocukları olmuş, çocuklar derken çocuğu olmuş, hastanede doğum fotoğrafını çekim yapmışız. Hatta çocuklarının sünnet fotoğrafını çekmişiz. Bunun tamamını toparlayıp bir koreografide hazırlayıp bir panoramik albüm hazırladığım gelin damadımız var. Evet. Öyle mi? Harika. Evet. Yani yıllar sonra ben size geldiğimde desem ki ya Bahri Bey, torunuma fotoğraflarımı 18 yaşındaki halimi göstermek istiyorum ama bende kalmadı. Sizde var mıdır acaba, böyle arşivler misiniz? Kesinlikle arşivleriz. Yani şu an torun pozisyonuna hiç gelmedim ama yani çocuğunun sünneti... Hani önceden desem, şimdi ben size desem ki 50 yıl sonra benim alabileceğim bir fotoğraf kasam olsun. Evet. Şimdi arşiv olayımız eskiye nazaran çok daha kolay. Hard disklerde veya bilgisayarımızda çok daha kolay. Geriye dönerek düşünürsek ama yani Allah korusun bir yangındır, beladır, kazadır olmadığı sürece değil çocuğunuzun sünneti, değil çocuğunuzun düğünü, yaşlılığınızda, emekliliğinizde bile arşivlerinizi çıkarabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Tüm Türkiye'yi güldüren adam Şahan Gökbakar'dan işte modaya özel çarpıcı açıklamalar. Recep İvedik mi, Osman Pazarlama mı? Şahan Gökbakar son tiplemesi Osman Şaşmaz'ı işte modaya anlattı. Az sonra. Türkiye'de komedi denilince akla ilk gelen isim